Size ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bir soru sorarak başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve burada kaç tane blok olduğunu bulmaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Blokların gelişi güzel değil de belirli bir şekilde düzenlendiğini fark ettiniz öyle değil mi? Burada tekli bloklar var. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane. O halde altlarına 9 yazıyorum şimdi buraya bakalım buradaki blokların da gruplar halinde yer aldığını hatta her bir grupta da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane blok olduğunu görebiliriz bu grupların her birinde 10 tane blok olduğuna göre bunları da onlu gruplar hatta onluklar olarak düşünebiliriz. Bu birinci onluk, bu ikinci ve bu da üçüncü. Başka bir deyişle 3 onlu bloğu 30 blok olarak da düşünebiliriz. Bunu da yine altlarına 3 onluk olarak not ediyorum. Bunlar onluklardı ve elimizde 3 tane onluk var. Bunlar da birlikler ve bunlardan da 9 tane var. Yani şu ana kadar 39 tane blok saydık da diyebiliriz. Peki ya bunlar? Bunların da eğer biraz daha yakından incelerseniz 10 sütun ve 10 satırdan oluştuklarını görebilirsiniz. Bu da bu şekillerin her birinde 10 tane onlu bloktan 100 tane blok olduğu anlamına gelir. Bakın burada 10 tane var. Bunlarla birlikte 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Şekillerin her birinde 100 tane blok varsa ve elimizde de bu şekillerden 2 tane varsa toplam kaç tane yüzlü grubumuz vardır? 2 tane ve bu da 200 blok demektir. Öyle değil mi? 2'yi de yüzler basamağına yazalım. Bir bakalım. Elimizde 2 yüzlük, 3 onluk ve 9 birlik var ve bu 239 tane blok demek. Size şimdi de biraz farklı bir soru soracağım. Size sayıyı söyleyeceğim ve bunlardan hangisinin o sayıya ait olduğunu bulacağız. Hadi bakalım bize 923 sayısını sizce bu blok gruplarından hangisi verir? Rengi sarımsı olan bu bloklar mı yoksa mor bloklar mı? Hemen videoyu durdurun ve cevabı benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Bu blokların kaç tane yüzlük, kaç tane onluk ve kaç tane birliği temsil ettiğini bulacağız. İsterseniz sarı olanlarla başlayalım. Kaç tane yüzlük olduğunu bulmak için bunları saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 yüzlük yazıyorum. İsterseniz 9 yüzde yazabiliriz. Peki, kaç tane onluk varmış? Bir de ona bakalım. 1 2 ve 3 tane onluk artı 3 onluk ya da 30 yazabilirim. Bir de kaç birlik olduğuna bakalım. 1 ve 2 artı 2 birlik ya da artı 2. Iki. İkisi de aynı şey. İsterseniz basamakları da çizeyim. Yüzler basamağında 9, evet, onlar basamağında 3 onluktan 3 ve birler basamağında da 2 birlikten 2. Gördüğünüz gibi bu sayı 923 değil, 932. O halde doğru cevap bu olmalı ama yine de emin olmak için bunun yüzlük, onluk ve birliklerini de sayalım. Hatta bu defa bulduklarımızı doğrudan basamaklara yerleştirelim. Birlikleri sayarsak, 3 tane birlik olduğunu görebiliriz. O halde birler basamağına 3 yazabilirim. Burada onlu gruplardan yani onluklardan 2 tane olduğundan onlar basamağına da 2 yazabilirim. Ve son olarak kaç tane yüzlük var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yüzlük. Şekillerin her birinde 100 tane blok olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da yüzler basamağındaki rakamın 9 olacağı anlamına gelir. Gördüğünüz gibi bize aradığımız sayı olan 923'ü bu bloklar verdi. Evet, isterseniz 923'ü bu şekilde de yazabilir ya da gösterebilirsiniz.